Kıymetli takipçiler, Aksaray Ticaret Odası Başkanı Sayın Ahmet Koçaş'la birlikteyiz. 2023'ün artık son ayındayız. Gerçekten fırtınalı bir yıl geçirdik. Ticareti, sanayisi, esnafı, artan enflasyonu, faizleri derken savaşlar. Kısa bir değerlendirme yapacağız. Kıymetli Aksaray Ticaret Odası Başkanımız Sayın Ahmet Koçaş'la. Gerçekten çok hareketli bir 2023'ü geride bıraktı, evet. Finansal olarak değil mi? Kısaca bir değerlendirirsek 2023'te Aksaray'ımızın sanayicisi, esnafı, orta ölçek KOBİ'si ne durumda? Nasıl atlattı bu fırtınaları? Öncelikle hoş geldiniz odamıza. Tabii ki zor bir yıl geçiriyoruz. Yani özellikle geçen yıl yaşamış olduğumuz depremin hala etkileri devam ediyor. Yani bugüne kadar yaşamış olduğumuz en büyük depremlerden bir tanesi özellikle. Bunun daha devamı da gelecek. Devamı gelecek derken şöyle bir şey, 11 ilde olan bir depremdi. Tabii bu her şey bitti, oradaki hemşerilerimizin evleri falan yapılmadı. Normalde 1 milyona yakın ev yapılacak. Daha şu ana kadar yapılan ev sayısı 200 bin civarında olduğu söyleniliyor. Bu bilgileri nereden biliyorsunuz dediğinizde, Türkiye Odalar Borsalar Birliği de bugüne kadar en büyük yardımını gerçekleştirdi ki kasasındaki bütün paraları deprem bölgesine aktardı hükümetimize vererek. Tabii bu depremin etkileri devam ediyor. Bunun yanında özellikle Ukrayna-Rusya savaşının çok ciddi anlamda etkileri oldu. Tabii burada Türkiye hemen araya girerek uzlaşma konusunda çok ciddi bir görev üstlendi. Tam bu savaş bitmek üzere ya da bitsin derken arkasından İsrail-Gazze olayı geldi. Bu tabii ki iş dünyasını çok ciddi anlamda etkiliyor öncelikle. Geçmiş aylarda da zaten Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'in açıklamalarını sizler de duydunuz. Dedi ki bundan sonraki süreçte artık pazar bulmamız lazım. İhracatımızı arttırmamız lazım. Dış pazarlar açılmamız gerektiğini söyledi. Arkasından Genel Başkanımız da bunlarla ilgili talimatlar verdi. Sonuç itibariyle zor bir yıl geçiriyoruz. Tabii bugün baktığımızda banka faiz oranlarına, işte paraya erişim konusunda çok ciddi sıkıntıların olduğunu görüyoruz. Faizler çok yüksek. Yatırımcı ne yaparsa yapsın her zaman ticaret insanı, sizler de öylesiniz ki hep karlılığı düşünürsünüz. Yani hangi işi ne yaptığımız zaman ya da para bir kolay yeri seçer. Kazançlı yere gider. Kazanç neredeyse para o tarafa akar. Şu anda da faiz yönünde çok ciddi anlamda bir getiri olduğu için tamamen şu anda faiz kanadına doğru hızlı bir şekilde para yönlendiriliyor. Tabii Aksaray baktığımızda 2023 yılını şöyle değerlendirme açısından baktığımızda dün arkadaşlara bu ay itibariyle nedir durumumuz dediğimde açılan şirket sayısının 769 şirket, yeni şirket açılmış. 2023. Çok önemli bir. Tabii çok önemli bir veri bu. Evet. Geçen yıldaki durum nedir dediğimde baktığımızda 695 civarında. Yani %10 oda olarak, %10 olarak bir üye sayısında bir artış oldu. Bu artış neden dolayı oldu? Tamamen Aksaray'ın konumu itibariyle ve depremden sonra hakikaten ülke gündeminde de olan, işte İstanbul'da bir deprem bekleniliyor. Ki çok, evet, büyük bir deprem. Yani bugün İstanbul'da Allah vermesin bir deprem olduğu zaman Türkiye ekonomisinin %60'ı tamamen çöküyor. Çünkü bütün ağır sanayiler tabii orada. %60 diyorum. Yani ülke tekrar eski Kurtuluş savaşı dönemine dönüyor. Eyvah. Onun için çok ciddi anlamda yatırımcılar artık Aksaray'a doğru gelmeye başladılar. İşte Adıyaman bölgesinden çok ciddi yatırımcılar geldi. Bir diğer konu da Türkiye'nin en büyük döküm fabrikası. Bir ilde eğer döküm fabrikası geliyorsa, döküm fabrikaları bir göstergedir sanayiye baktığınızda. Yan kuruluşlarında arkasından tabii. Yani bir ilde döküm fabrikası varsa o ilin sanayisinin çok güçlü olduğunu gösterir. Şu anda da çok ciddi anlamda ülkenin en büyük firmalardan bir tanesi yatırımını gerçekleştiriyor. Sanayi anlamda büyümeye devam ediyoruz. Çok şükür olsun bir sıkıntımız yok. Genel piyasada zaten inşaat sektörü de evet her ne kadar bir duraklamaya girse de ben ileriki süreçte iyi olacağını düşünüyorum. Zor bir yıl geçiriyoruz ama ben 2024 yılından sonra ya da 2024'ün ikinci yarısından sonra ülkenin daha iyi olacağını düşünüyorum. Şimdi bir taraftan da seçim süreci içerisine girdik. Bir seçim geçirdik. Şimdi ikinci seçimimizi geçireceğiz. Bu da çok önemli çünkü ülkenin geleceği için. Peki bu faizlerin, nakit paranın bankaya yönlendirilmesi aslında bir yerde de nakiti elinde tutup, biliyorsunuz ekonomide bir kural var. Nakit kral derler. Yani tabii, nakitin varsa kralsın.
Fiyatların da bir yerde düşmesine de neden oldu mu? Şöyle bir şey var. Mesela 2-2,5 milyon liraya satılan daireler ya da araçlar birden artık alıcı bulamadığı için, faize de insanlar yöneldiği için düşüşe başladı. Aslında tam da şu an mal alınacak dönem midir? Ya şu anda biz her zaman bunu zaten yatırım zor günlerde yapılmalıdır derim ben hep. Evet. Çünkü bir fırsattır. Dediğiniz gibi şimdi fiyatların geri gelmesinin yegane sebebi de şu var. Zaten çok ciddi anlamda bir yükselme oldu. Çok fahiş anlamda. Yani kontrolsüz bir tabii diyor. Tabii çok ciddi anlamda. Çünkü şey yoktu yani. Bir ara herkes bir yarış içerisindeydi. Bugün aldığınızı yarın alamıyorsunuz. Yani ne alırsanız kazanıyorsunuz. Bir anda öyle bir şeyin içerisine girildi. Tabii bu koronadan dolayı da çok ciddi anlamda. Koronanın da etkisi var. O süreçte de bir boşluk oldu. Avrupa'da özellikle bu metal sektörlerinde çok ciddi anlamda. Çünkü mal üretilmedi. Mal üretilmeyince ne oldu? Stoklarda erime oldu. Erime oldu. Bir anda o stokların yerine gelmesiyle falan derken sanki işlerin çok hızlı ilerlemesi falan denildi ama o boşluk çok farklı amaçlarla da tabii kullanıldı. Şimdi baktığınızda az önce söylediğiniz gibi Aksaray'daki işte ev daire fiyatlarımız 4 milyon, 5 milyon civarında rakamlar duyuyorduk. Şimdi o rakamlar da ciddi anlamda ki araçlar da aynı şekilde. Evet. Hem dairede hem araçlarda normal lüks araçlarda 1 milyon TL civarında bir indirimin olduğundan bahsediliyor. Arkadaşlarımıza sorduk. Dairelerde de aynı şekilde 600-700 bin lira geri gelmeye başladı. Bu neyi gösteriyor? Tamamen arz talebe göre piyasa hareket ediyor. Ama bu günler geçici. Ben özellikle bunun altını çizerek belirtmek istiyorum. Yani yine alan kazanacak. Çünkü faizin bir şeyi yok. Yani faiz bir yere kadar. Bir yerden sonra alan, yani alınan mal her zaman değer kazanır. Kendini korur. Fazlasıyla korur. Onun için biz hiçbir zaman faiz, yani yatırımcılarımız hiçbir zaman faize doğru yönlendirme yapmıyoruz. Şimdi az önce söylediğiniz çok önemli bir konu vardı. Bu depremden sonra Aksaray'da cazibe merkez, Türkiye'nin de tam ortasında olmasından dolayı firmalar da buraya doğru yönelmiş. Tabii bu beraberinde lojistik sorunu da getirecek. Ticaret odası olarak siz yetkililere bakın işte %11 büyüme olmuş şirket bazında. Ya artık şu lojistiğe bir el atın, şu demiryolu çok artık ciddi anlamda rahatsız edici şekilde önem kazandı. Bu konuyla ilgili... Ya şimdi şöyle bir şey var Harun Bey. Tabii bizim Aksaray'ımızın bana sordukları zaman da odamıza gelen hükümet kanadından yetkililer odamıza ziyarete geldi. Hükümet kanadından yetkililer odamıza ziyarete geldiklerinde ya da işte muhalif taraftan geldiklerinde Aksaray'ın temel sorunu nedir diye sorduklarında ben hiçbir zaman havalan demedim. Yine demiyorum. Benim için olmazsa olmazların başında Aksaray'ın temel iki tane sorunu var. Birincisi tren yolumuz, lojistik sorunumuz. İkincisi de su meselemiz var. Başka bir anlamda zaten Aksaray verilerine de baktığınızda az önce söylediğim gibi ihracat rakamlarına baktığımızda 1 milyar dolarları geçen 20 ilin içerisindeyiz. Bu çok büyük bir rakam. Çok güzel bir konu. Yani düşünebiliyor musunuz? 81 vilayette 20. vilayetiz. Tabii hedefimiz ne olmalı? İlk 10'un içerisine girebilme hedefimiz olmalı ki başarırız bunu ileriki zaman içerisinde. Bunu neyle başaracağız? Ulaşımla başaracağız. Şimdi Mercedes'in geçenlerde yetkilileri geldi. Ben buradan kamyon çekiyorum diyor. Nereye çekiyorsunuz diyorum. Diyor ki işte İzmit bölgesine, limana kamyon götürüyorum başkanım diyor. Ve zorlanıyor. Ama burada olmuş olsa buradan hemen organize sanayinin içerisinde hattan bindirme yapacak. Ya bu tabii ki çok önemli. Yatırımcı zaten maliyete bakıyor. Artık eskisi gibi değil. Girdi fiyatlarına bakıyoruz. Elektriktir, sudur, ulaşımdır. Şimdi tekstil sektörünün bir anda buradaki canlanmasının yegane sebebi nedir? Genç nüfus var, işçilik var. Bir de bizim insanlarımız çok hakikaten çok becerikli, çok yetenekli. Yani tekstil üreticileriyle görüşüyoruz biz. Şey var, genç nüfusta çalışan bir kesim var. Bu çok önemli bir şey. Onun için tren yolumuz olmazsa olmazımız. Biz bunu her konuda dile getiriyoruz. Destek veriyoruz. Biz başka bir şey istemiyoruz. Aslında tren yolu da olsa herhalde biz gerçekten tabii ki. Bir Kocaeli gibi bir İzmit tabii. Gibi. Hedefimiz yani. Zaten insanlar. Bizim ikinci İzmit. Değil yani mi? Hedefimiz ikinci Kocaeli olma. Ya bunu başarabilecek kapasitemiz çok fazlasıyla varız. Dönüp geldiğimizde zaten Aksaray'ın tarım, hayvancılık ve sanayi. Bu saatten sonra bizim bir diğer kanatta canlandırabileceğimiz turizm konusu. Elimizde güzel yurt gibi çok güzel bir ilçemiz var. Acilen burada sabahta Sayın Valimizle istişare yaptık. Şimdi hedefimiz de bizim ticaret ve sanayi odası olarak artık bu saatten sonraki yapacağımız turizmi canlandırma. Çünkü turizm anlamında biz çok yerlerdeyiz. İlin tanıtımı, hakikaten bakın altını çizerek söylüyorum, tanıtım konusunda eğer Aksaray
tanıtım konusunda bilinirliği artacaksa bu turizm sayesinde olacak. Yani çok şükürler olsun. Kulağı çınlansın. Giden Sayın Aydoğdu öyle derdi. Yani Aksaray'da bilmem kaç bin tane kuş çeşidi buradaymış. Doğru. Hiç bilen yok. Ya ne ararsanız var. Ya aslında tam bir açık hava müzesi. Ne ararsanız var. Yani tarih var, coğrafya var, sanayi var, tarım var. Her doğa bir şey var. Evet. Yonca işte. Yoncamız bir marka. Niye marka Yoncamız? Tuz Gölü Havzası'nda olduğumuz için nemden dolayı, nem olmadığı için bu memlekette protein oranı çok çok yüksek. Evet. Ardahan'da da yonca var ama buradaki proteini tutmuyor. Bu da Rabbimin bir vergisi yani. Tamamen havzayla alakalı bir şey. Başkanım, özellikle şu son birkaç ay ilin gündemini çok fazla meşgul ettiniz aslında. Yerel seçimlerde ismi en çok zikredilen isimlerden biri oldunuz. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Aksaray'ın en çok merak ettiği konu evet. Bu aslında. Ya bununla ilgili çok arayanlar oldu. Özellikle iş dünyası hakikaten ben hepsine çok teşekkür ediyorum. Ben yaklaşık burada işte 2013-2018 yılında bir oda başkanlığı yaptım. Arada bir ara verdik. Tekrar geldim. Bir yılımız oldu. Bir yılımızdan az bize zaman geçti. Öncelikle ben bu odayı çok seviyorum. Ticaret ve Sanayi Odası, ben ticaret borsasında başladım ama bu camiayı çok seviyorum. Onlar da beni çok seviyor. Organize sanayi çok seviyorum. Kendi işletmem de orada. Aksaray'ın iş insanlarını çok seviyorum. Aksaray'da emek veren insanları çok seviyorum. Aksaray sevdalı insanları çok seviyorum. Tabii ki ismimizin anılması, şahsımı, ailemi çok ciddi anlamda onur ediyor. Ben hepsine, herkese çok çok teşekkür ediyorum. Arayanlar oldu, soranlar oldu ama tabii biz de buraya gelirken bir ekip arkadaşlarımız var. Arkadaşlarımızla istişareler yaptık, teklifler aldık. Öncelikle söyleyeyim, yani birçok partiden teklifler aldık. Sayı konusunda sayı veremem ama çok partiden teklif aldık. Bizim adayımız ol diyen oldu, bizle yürü diyen oldu, seninle çok iyi işler yaparız diyen oldu. İş dünyasından çok ciddi anlamda işte şehrimizin idarecilerini arayanlar olmuş, siyasi anlamdaki idarecilerini arayan olmuş. Mevcutta bir belediye başkanımız var. Biz her zaman şunu söyledik. Mevcuttaki belediye başkanımız varken bizim adayız dememiz çok etik olmaz dedik. Çünkü bu bir süreçti, bir yarıştı. Ya soranlara da şunu diyorum yani kimin gönlünden milletvekili olmak istemez, geçmez. Değil kimin mi? Gönlünden belediye başkanı olmak yani size verseler istemez misiniz? Tabii ki çünkü güzel bir makam, hizmet makamı, güç makamı hakikaten böyle. Bir de kafanızda hayalleriniz var. Her şey bir yere kadar, bir yerde hayallerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Ki Aksaray her şeye çok daha açık bir il. Adımın geçmesi beni onurlandırdı. Ben herkese buradan çok çok teşekkür ediyorum. Ama arkadaşlarla oturduk, istişare yaptık. Dedi ki, biz buraya 4 yıllığına geldik. Evet, orası da çok güzel bir makam ama şu an için insanlar bizi burada görmek istiyor. Yani iş dünyasında çok insanlar geldi, aramışlar, siyasetçilerimizi aramışlar. Ama biz burada karar kıldık. Dedik ki arkadaş bir dönemde genel başkanımız kulağına gitmiş. Çünkü tüm Türkiye'yi o da izliyor. Dedi böyle böyle bir şey diyor, niyetim var mı dediğinde. Dedim ya konuşuluyor ama şu an biz bir karar veremedik. Daha süreç devam ediyordu o aralar. O dedi ki ya daha bizim sana ihtiyacımız var Ahmet dedi. Arkadaşlarla istişare yaptık. Sonuçta da dedik ki biz burada kalacağız. Burada bekleyeceğiz. Yolumuza gelen arkadaşlarımızla, işte seçilen belediye başkanımız kim olursa vekillerimizle birlikte omuz omuza bir dönem daha biz burada kalma kararı aldık. Çok güzel ama ben yıllardır bu şehirde sokaklardayım, insanlarla görüşüyorum, nabız tutuyoruz. Birçok siyasetçinin milyonlar harcayıp yapamadığı algıyı, ilgiyi, teveccühü ve reklam aslında işin şey kısmı, cilalanmış kısmı oldu. Bu nasıl oldu? Yani şimdi şöyle diyeyim, ticaret ve sanayi odası farklı bir durum. Bir de toplumun diğer kesimi var, biliyor musunuz? Mesela 18 yaşındaki bir genç de sizi tanıyor. Evindeki oturan hanım da, akşam mutfağında çoluğuna çocuğuna yemek yapan hanım da sizleri, hanımlar da sizleri tanıyor. Yani oturulup bu fısıltının yuvarlanarak büyümesi de sizi de biraz zor duruma düşürdü mü? Yani ya tabii kafamızda bazen ister istemez, dedim ki az önce makam büyük bir makam. İster istemez içinizden geçiyor mu? Geçiyor. Ama bu kadar tabii sevilmemiz bizi çok mutlu ediyor. Şöyle söyleyeyim, ben 8 yaşından beridir babam Aksaray'da ticaret yapan ünlü insanlardan bir tanesi. Babam hep bize çalışmayı öğretti, doğruluğu öğretti, dürüstlüğü öğretti. Ve 8 yaşında Kapalı Çarşı esnafından, yani onlarla beraber diyalog içerisinde olan, bir de benim bir bankacılık hayatım oldu 2,5 yıl kadar falan. O arada da zaten
iş insanlarıyla falan çok böyle tanışmalarımız oldu. Kaynadık, kaynaştık. Hareketliydim. Evet, yani her alanda. Şeyi seviyorum böyle, kaynaşmayı çok seviyorum. Bir de şunu gördüm Harun Bey. Biz aylık gelirlerinden geliyoruz. Özellikle bu ticaret ve sanayi odası. İnsan büyüdükçe küçülmeli. Yani bakanlar hep gelip geçici. Çünkü benim başkanlığım bitti. Ben yine sokaklarda gezerken başkan olduğumdaki almış olduğum ilgiden daha fazla ilgi gördüm. Hatta bir ara dedim ya acaba ne oluyor diye. Dedim ki biz bu makamlarda hakikaten hakkını verebiliyorsanız, emek verebiliyorsanız, siz zannetmeyin yani bunu birileri görmüyor, etmiyor. Vatandaş o kadar çok görüyor, güzel farkında evet. Ki. Ben bunun tekrar Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası'nda bugüne kadar görevi bitip de tekrar aday olup da aday olan gelen hiç kimse olmamış. Evet. Siz biliyorsunuz biz 3 gruptan çıktık. Bir rekor. Bugüne kadar 3 gruptan çıkan olmamış. 2 grup yok daha. 2 gruptan çıkan biri yok. Bildiğim kadarıyla arkadaşlara sorduğumuzda. Tabii bunlar bizi onurize ediyor. Güzel şeyler. Onun için seviliyoruz. Çok yani insanlar Aksaray'ı mı çok seviyorum ben. Hiçbir şekilde de bir şey yaparken karşımda böyle bir bedel beklemeden ya da ne bileyim ben bir beklenti içerisinde olmadan çalışıyorum. Telefonum 6-9'a kadar buradayım. Odalar gece çalışır. Biz bunu arkadaşlarımızı da alıştırdık. Sürekli gece 12'ye kadar her zaman açık. Kapım herkese açık. Bizim üyemiz olsun olmasın. Herkese elimizden geldiği kadar yardım etmeye çalışıyoruz. Bir de şunu söyleyeyim. Yani hani diyorlar ya iyilik yap bir tarafa at derler ya. Biz bu seçim çalışmaları içerisinde bunu gördük. Yani burada zamanında dokunmuşuz. İşini yapamadığımız insanlar da olmuş. Ama onlara göstermiş olduğumuz ilgi ve alakadan sonra bir gün işte Eskil Yaylası'na gittik böyle seçim zamanında. Hiç tanımıyorum. Adam benim boynuma sarıldı. Ya ben seni bekliyordum. Neredesin dedi. Ben şaşırdım. Bir işi olmuş. Biz halletmişiz. Yardımcı olmuşuz. Yani bir çocuğa, bir öğrenciye bir faydamız olmuş. Çarşıda gördüğünüz. İşte bu bir de memleketimiz çok büyük gibi bir görünüyor ama herkes birbirini çok iyi tanıyor. Yanlış yapma lüksümüz hiçbir zaman olmadı. Onun için makamdan güç alan değil. Her zaman insanların bize vermiş olduğu güç sayesinde güçlendikçe efendileşmeye başlıyoruz. Şöyle diyebilir miyiz? Şimdilik önümüzdeki sürecimizi layıkıyla yerine getireceğiz. Önümüzdeki maçlara bakacağız. 2029'u ya, yarın ne olacağını hiç bilmiyorum. 28'i bir görelim. Yani bir büyüğüm burada bana şey demişti bir gün. Tanıdığınız biri, Sayın Valim öyle demişti. Bir sabah yattığımda emniyet müdürüydüm. Aynı yatağa dedi. Ertesi gün gece yat, ertesi gün sabah kalkarken bakan olarak kalkmıştım dedi. Doğru. Emniyet müdürü. Selami Bey. İstanbul Emniyet müdürüydüm Ahmet dedi. Hı-hı. Yattım yatağa dedi. Bir gece dedi atama oldu sabahleyin dedi. İçişleri Bakanı olmuş. O yataktan bakan olarak kalktım dedi. Ya bu benim için çok kafamı çok şey yapmıştı. Kafamda kalmıştı bu. Şimdi biz burada oda başkanız. Yarın mı ne olacağını hiç bilmiyorum. Evet. Görev verildiği zaman ben bunu her zaman söylüyorum. Hiçbir zaman görevden kaçmayız. Çünkü biz bu memleketi çok seviyorum ben. Bu memlekette doğdum ben. Poşet satarak geldik biz buralara. Ailemiz hayvancıydı. Hayvancılık yaparak geldik. Aksaray'ın ili, ilçesi, mahallesi, bütün sokaklarını yani hangi mahallede hangi adam var, her bir mahalle dostlarımız var. Gitmemize de gerek yok. Yani açtığımız zaman bugün hangi mahallede ne sıkıntı var, hemen burada gerçek anlamda var yok. Ulaşabileceğimiz insanlar var. İnsanlarla çok iç içe olduk. Onun için yarın ne getireceğini bilmiyorum. Yani biz yarın işte şu olmaz bu olmaz. Böyle altın hiç bizi benimki mert olur, açık olur. Yani kısmet nasip diyorum. Peki son 2024'ten beklentilerimiz neler? Sanayi Ticaret Odası Başkanı olarak. Aslında dediniz ki 2025'e doğru piyasalar biraz daha çözülecek demiştiniz. 2024'ün ikinci çeyreğinden sonra artık yavaş yavaş işlerin daha da rayına girdi. Çünkü her çıkışın bir inişi, her inişinde bir çıkışı olur. Bakın geçmişe şöyle geri döndüğünüzde. Onun için ben buradan sizin aracılığınızla yani yatırım yapmak isteyenlerin bu dönemin bir fırsat olduğunu belirtmek istiyorum. Yatırım yapmak isteyenler bu dönem alacaklar alsın. Çünkü her şeyin bir maliyeti var. Bu maliyet de burada kalmayacak. Bu yeni de sonda her şey bir yeni dengesini yine bulacak. O daire 4.5'a satıldıysa yeni 4.5'a doğru gidecek ya. Bu belki 6 ay sonra ama 1 sene sonra. Çünkü şu an herkes geri çekildi. Herkes korktu. Parası olan için şu anda para kazanma dönemi diyorum. Hı hı. 2024'ten ben çok umutluyum. Özellikle bu seçimlerden sonra inşallah hayırlı bir seçim, kazasız belasız bir seçim de geçiririz. Ondan sonraki süreçte dediğim gibi zaten az önce anlattığım gibi Aksaray'ımızın temel sıkıntılarına baktığımızda herhangi bir sıkıntısının olmadığını görüyoruz. Yani daha yaşanılabilir bir şehri hep beraber kuracağız.
elimizden geldiği kadar biz de ticaret ve sanat odası olarak işte üyelerimizin dertleri, sıkıntılar, onların işlerini kolaylaştırmak için ne yapılması gerekiyorsa sonuna kadar gecemizi gündüzümüze katıp çalışmaya devam edeceğiz. Ben umutluyum. İyi bir yıl olacak diyorum inşallah. İnşallah iyi olsun da artık bu saatten sonra. Çünkü seçimler falan da bitiyor. Artık bu saatten sonra tamamen neye odaklanacağız? Ekonomiye odaklanacak mevcut hükümet. Ondan sonra artık işlerimize, güçlerimize bakacağız ki zaten Türkiye eski Türkiye değil. Bu bir gerçek. Ortada görünen bir gerçekler var. Bir olacağız, beraber olacağız. Yolumuza devam edeceğiz hanımcığım. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum.